meşhur bir söz var hani, iyi kulları yeryüzünden eksik olmaz yani, doğru düşünenleri filan. Ama mesela Osmanlı döneminde de bir kadızadeler diye bir hareketten bahsedilir örneğin. Bunlar dört tane çok meşhur fakih ve kadılık yapıyorlar böyle büyük vilayetlerde. Kadı Burhanettin, kadı bilmem ne filan, dört kardeş. Ama hepsi de böyle birbirinden şahan adamlar yani, öyle akıllı başlı basiretli. Mesela tasavvufa küfür diyor bunlar ve tasavvufi kavram ve inançlarla karşılığında çıkanları mürtet ilan ediyorlar. Mahkemede o hükmü veren hakimler yani. Ama işte gelmiş geçmiş bir yaz yağmuru gibi toplumda neredeyse hiçbir izi, hiçbir eseri, bir devamı şeyi kalmamış. Yani bir ara burada hani göçebe kavimler gibi gelmiş, geçerken kalmış. Hani şu cingenler geliyor, üç gün çadır kuruyor, ondan sonra geçip gidiyor. Yani olsa olsa orada bir yaktıkları ateşin külü kalıyor. Çaktıkları çadır kazığının izi kalıyor, o da dört gün sonra kayboluyor, o kadar. Böyle olunca toplum o güzellikten istifade edemiyor. Yani süren bir şey, yani diyelim ki Narenciye gelir getiren, insanların elini genişleten bir şeyse, bir mevsim işte 9-10 yılıyla 9-30 yılı arasında ekilmiş, biçilmiyor, ondan sonra kurumuş gitmiyor. İnsanlar ondan mahrum olmuş olmamalı. Hep gelir getirmeye devam etmeli, giderek geliştirilmeli, daha çok gelir getirsin, daha çok gıda olarak kullanılsın. Daha fazla üretirsin, yetişmeyen yerlere de satar gönderirsin. Hem onlar da ondan istifade eder, hem sen daha fazla elin para görür. Amaç bu. Fikri bakımdan, fikirlerden yararlanmak da böyle. Eğer süreklilik arz edecek hale geliyorsa, kimi insanlar mesela Beni Umeyye içerisinde demin söylediğimiz gibi, ikinci Ömer adıyla da anılan Ömer İbni Abdülaziz örneğin, gerçekten çok iyi bir insan, çok takvalı bir insan, Allah'tan korkan, yani kitabın kavline uygun bir adam halk deyimiyle söylesek, ama işte iki sene kalmış vefat etmiş ve silinmiş, yani yaşamamışa döndürmüşler. O kadar zemheri soğuğu gibi yani aykırı işler yürüyor ki adam, onun gibi bir dahası çıkmamış işte, kaç sene devam etmiş Beni Umeyye, 100 mü 150 mi o civarda, bir o var işte, bir iki sene bir gün çıkmış İngiltere'de güneşin göründüğü gibi, bir saat görünmüş, ondan sonra bulutların arkasında. Böyle olunca toplum onun varlığını hissedemiyor, ondan nemalanamıyor, ondan yararlanamıyor. Onu biz de yaşatalım diyecek kadar bir imrenti, yaygınlaşacak kadar vade olmuyor. Böyle olunca yani arkanızdan gelenleri düşünmek ve iyi bir iş ise yaptığınız, doğru bir iş ise o doğruluğun sürmesini sağlamak, sürekliliği kazandırmak gerekiyor. Sürekli olursa bir şey güzel oluyor. Mesela Allah da diyor ya, ibadetlerinizin çoğu değil yani sürekliliği kullukta mustakar, istikrarlı fakat sürekli. Bir gece sabaha kadar namaz yok efendim. Günde beş vakit işte 2-4-4-3-4 hepsi o kadar. Bunu yapmanı istiyor. Çok aşırı kulluk istemiyor. Aşırılık anil fahşa diye yani fahşa olarak nitelenen şey insanı ya bir şeyin başlangıcında uzakta tutuyor, aşırılığı yüzünden yaklaşamıyor, ya da o aşırılıkla girdi mi içinde kalamıyor, öte taraftan hızını kesemeyip çıkıyor. Yani gene bir başka aşırılığa düşüyor. Aşırılık o yüzden tasvip edilmiyor ve İslam da hep orta yolla, vasat yol olarak tanımlanıyor. Yani düşünerek, akıllı başlı, istikrarlı, bir daha sor, bir daha sağlamasını yap. Kafan ağrımasın yani, ne diye başını ağrıtıyorsun ki? Tabii bir senin başının ağrıması da kalmıyor. En yakınından başlayarak çevrenin de başını ağrıtıyorsun. Bütün bunlar da giderek toplum başı ağrıyan bir topluma dönüşüyor. Tüm bunları engellemenin yolu senin başını salim tutmandan geçiyor. Benim başımı salim tutmandan geçiyor. Evet.